Vakıa Suresi. Suretün Vakiyeti Mekke'de inmiş bir suredir Vakıa Suresi. Vakıa olay demek, vukuat demektir. Ve hiye ve o sittun ve tisun kaçıydı ya. 96 ayettir. 96 ayet. 96 ayetten oluşmaktadır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın ismiyle. İze vakaatil vakiye. İze vakaatil vakiye. Vukuat, vaka, vuku olduğu zaman. El vakiye, bir olay var. Aleykümselam Hüseyin Hocam. Vakıa var. Bir olay. Biz de vukuat diyoruz da normalde rapor defterlerine yazıyoruz işte vukuat yoktur şeklinde. Vukuat olay demek. Herhangi bir olay. Buradaki olay da bir olay yani böyle bilinen bir olay. Çünkü el takısı da almış. Bilinen bir olay. Yani milletin bileceği bir olay var ortada. Bu olay meydana geldiği zaman, vuku bulduğu zaman bunun ne olduğu ortaya nasıl çıkıyor? İlerleyen ayetler buna açıklık getirecek ki ortaya çıksın. Yoksa biz buna şimdi bir mana yüklersek yanlış yaparız. Leyse olmadı livakatihe kazibe. İşte yalanlama, kazip, yalanlama. Leyse olmadı livakatihe o olayı yalanlayan olmadı. Rafiye. Hafizatun rafiye. Rafiye yükselten, hafizada da alçaltan. Alçaltır ve yükseltir. Alçaltandır, yükseltendir. Ha, şimdi bu olay ne zaman olabilir diye düşünürsek eğer, o zaman ayete geri gidelim. Şimdi bu olay olacak, olayın bu olayı yalanlayan olmayacak. İkincisi, hem alçaltan olacak, öyle bir özelliği var o olayın, hem de yükselten. Başka bir şey var mı? Ha, şunu da okuyalım. Rüccetil arzu racce. Arz bir sarsıntı ile rücce olduğu zaman yani sarsıldığı zaman bir sarsıntı rücce bir sarsıntı ile arz bizim dünyamız rücce olduğu zaman sarsıntı ile sarsıldığı zaman bu şu zamanı şuradan alıyoruz ize. Şuradaki zaman buna da geçerli. Rüccetil arzu racce. Arz bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman. İşte bunların tamamını birleştirirsek hatta şunu da alalım. Ve büssetil cibalu besse. Ve cibal dağlar cebelin çoğulu dağlar büsse de yayılmak, saçılmak
Dağlar saçıldığı zaman bir saçılışla, bəs bir saçılışla dağlar saçıldığında. Ha, bunları şimdi toparlarsak ne olur? Hangi zamana gideriz? Şu birinci ayet bize neyi açıklıyor demek ki? Kıyamet gününü açıklıyor. El-Vakıya neymiş? El-Vakıya bilinen vakıya, bilinen olay. Yani millet tarafından bil. Çünkü her gelen peygamber kıyametin kopacağını vaat ediyor. Fakat ne zaman kopacağını bilen yok, söyleyen yok. Yani şöyle söyleyen yok. Allah'tan başka bilen yok onun vaktini. Bilinen bir vakitte, bilinen derken yani sadece bilinmesini Allah'ın bileceği bir vakitte kıyametin kopacağına dair bir bilgidir. İşte ona da burada el-Vakıya diyor. Bir de Kariya suresinde mesela orada da el-Gariya diyor ismine. Bazı yerde saat diyor. Bazı yerde kıyamet suresinde kıyamet diyor. Yani kıyamet. Başka var mı? İze zulziletul arzu zilzelehe. Zilzal suresi o da aslında bir kıyamettir. Zilzal suresinin şeyi de zilzal kelimesi de aynı zamanda şeydir. Kıyametin başka bir şekildeki ifadesidir. Burada vakıya, orada el-gariya, öbür tarafta zilzal, diğer tarafta saat, diğer tarafta kıyamet. Bunların hepsi neymiş? Kıyamet gününün ismi. Kur'an-ı Kerim'deki değişik şekilde zikredilen isimler. Belki yine vardır diğer surelerde. Kimin aklına gelirse yazabilir. İşte buradaki izze vakaatil vakıya bir olayın, bir vukuatın vuku bulduğu zaman. İşte o vukuat kıyamet günü koptuğu zaman, kıyamet günü gerçekleştiği zaman. Şimdi o zamana atfen giriş bu şekilde. Demek ki buradaki ifadeler neyi gösterecek? Kıyamet zamanında meydana gelecek olayları anlatacak. Bu şekilde girdi ya olaya. Böyle hani diyoruz ya balıklamasına girme. İşte bu kıyamet meselesine bu şekilde girdi. Şimdi bunun şeylerini verecek bize. Özelliklerini. Leyse li vak'atihe o vak'ayı kezibe yalanlayan olmadı. Leyse olmadı. Ya bu günümüzde yalanlayan var mı? Günümüzdeki insanlarda yalanlayanlar var. Her peygamberin döneminde de kıyameti yalanlayanlar oldu. Çünkü kafir ya, inanmıyor ya. İnanmayan insanlar yalanlıyorlar. Fakat bu ayet ne diyor? Leyse li vak'atihe kezibe. Onun olayını, onun vakasını yalanlayan kezibe, kizb, kezibe eden olmadı. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu kıyamet günü meydana, kıyamet vakti meydana geldiği zaman, artık ne zaman gelecekse, o zamanki yaşayan insanlardan, o insanların o kıyameti yalanlayamayacağını arz ediyor, bildiriyor bize. Çünkü günümüzde herkes yalanlıyor. Yani inanmayanlar yalanlıyorlar. O zaman bu ayet onlara ters düştüğü için hiç kimsenin yalanlamaması için de ne zaman olması lazım? Kıyamet koptuğu anda, hatta Zilzal suresinde diyor ya, insan diyor ki ne oluyor buna? Arz sarsıntıyla sarsıntı meydana getirdiği zaman insanoğlu der ki ne oluyor buna? Bu arıza ne oluyor da böyle yapıyor? Yani kıyamet artık kopmuştur. Demek ki orada yaşayan insanlar artık arzın büyük bir sarsıntıyla sarsıldığını gördüğü zaman onu yalanlayamayacaklar. O kıyametin kopuş anını. Yani buradaki ikinci ayet günümüzdeki yaşayan insanları değil, kıyametin kopacağı zamanda yaşayan insanları dile getiriyor. Hafizatur rafiye. Şimdi hem alçaltandır o kıyamet günü hem de yükseltendir.
Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde böyle tek tek kelimeler var. Şimdi bu kelimeleri anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinden bir takım bilgiler edinmemiz lazım. Bunları çözebilmemiz için. Mesela hafizatun alçaltandır. Rafiatun yükseltendir. Sağ olasan 100 yapacağım sonra 1000 yapacağım. Fazla yorulma, boş ver canım. Çoğunluk şart değil. Önemli olan azınlık olsun. Hani faydalı olsun. Çoğunluğa hitap etmenin de manası yoktur. Önemli olan hani kalbi bu Kur'an'a açık olanların olması daha uygun. Yoksa çok Şia'ya hitap etmekle de elimize bir şey geçmiyor. Hatta bu konu hakkında bayağı ayetler de var. Yani biz tribüne oynamamamız lazım. Yani çok kişiye ulaşmakla sanki çok mu insan imana gelecek, çok mu insana faydası olacak? Yok. Önemli olan Kur'an'a kalbi açık olan, zikre uyan, Allah'a saygı duyan kimse zaten merak edip dinliyor. Acaba ne diyecek? Yani burada şu mesela birinci ayeti okudu, meallendirdi. İkinci ayeti meallendirdi. Acaba üçüncü ayet nasıl olacak? Dördüncü ayete nasıl bir mana verilecek diye merak eden insanlar olur. Bunun haricindeki zaten gurur gürültüden başka bir şey değil. Neyse, hafizatun rafiye ifadesi de şimdi birinci ifade hafıza nedir? Alçaltandır. Ama neyi alçaltıyor? Yani insanın kafasına bin bir çeşit mesele gelebilir. Ve rafiatun da yükseltendir. Ama neyi yükseltiyor? İşte biz başka ayetlerden biliyoruz ki Allah kıyamet günü cehenneme gidecek olanları alçaltacaktır. Cennete gidecek olanları da yükseltecektir. Onların derecesini yükseltecek, öbürlerinin de derecesini alçaltacaktır. Yani buradaki ifade kıyamet günü artık sorgu sual başlamış. Hesap kitap teraziler kurulmuş. İnsanların amellerini merak ettiği o gündür. O gün kimi yüzler olacaktır, sevinç içinde olacaktır. Çünkü dereceler yükseltilmiş, bağışlanma ile onların günahları bağışlanmış. Kimisi de vardır ki maalesef hep kötü amellerle meşgul olduğu için onlar da artık dereceleri aşağıya gittikçe gitmiş. Dolayısıyla kaybedenlerden olmuştur. Yüzleri kararanlardan olmuşlardır. İşte alçaltılanlardan olmuşlardır onlar. O yüzden hafiza kelimesi kafir müşrik olanları kapsar, münafık olanları kapsar. Yani dalalet yolunda gidenleri kapsar. Rafia kelimesi de muttaki olanları kapsar. Sıddık olanları kapsar. Salih olan kimseleri kapsar. Bahri Kankılıç, sağ olasın. Rüccetil arzu racce. Arz, Kur'an-ı Kerim'in neresinde bu şekilde yazılıyorsa arz, bilelim ki bizim dünyamızdır. Okurken art şeklinde de okuruz. Bazen bunu çıkaramayız. Neyse, bu harf üzerinde takılmayalım. Bazen bunu za şeklinde çıkarıyorum okurken. İşte bunu çıkarırken dilimizi ağzı dişimizin arasına koyup çıkarmamız lazım. Çıkarırken bilmiyorum nasıl yansıyor artık. Arız, hem de hem z arası bir şey yani. Dolgun bir şekilde dememiz lazım. Diyemiyorsak da artık ne yapalım? Rüccetil arzu racce. Bir sarsıntı ile rucce bir sarsıntı ile arz, dünyamız rucce olduğu zaman,
sarsıldığı zaman, şu ize kelimesini, zaman kelimesini bunun başındaymış gibi kabul edelim. Yani şu ize ile buralar tamamı kapsıyor. Bu ortak çarpan diyelim, matematikte olur ya ortak çarpan. Çarpmanın toplama işlem üzerine dağılma özelliği. Çarpmanın çıkarma işlem üzerine dağılma özelliği var ya, buradaki ize kelimesini ortak çarpan olarak kullanalım. İze vakatil vakiye. İze leyse levakiyeti kezibe, yani başında hepsinin ize varmış gibi düşünsek o zaman daha iyi anlaşılır. Rüccetil arzu raccet ifadesinde de başında ize varmış gibi düşünelim. Bir sarsıntı ile arz sarsıldığı zaman. Demek ki kıyamet günü ne olacak? Arz aynı zamanda sarsılacak. Hatta bunun Zilzal suresindeki açılımı İze zulziletil arzu zilzelehe şeklindedir. Başında bak ize şu rütçeyi kaldıralım, zilzeletil koyalım. İze zulziletil arzu zilzelehe. Bak ne kadar benzerlik gösteriyor, siz de fark ettiyseniz. İze, bunun başında ize olarak düşünelim. İze, şunu silelim. Zilziletul arzu, tamam, zilzelehe. Yani buradaki zilzel, buradaki de zilzal. Burada racce, burada da racce. Ortada ikisinde de arz kelimesi var. Ne oluyor? Demek ki oradaki Zilzal suresi kıyamet günü arzın sarsıntı ile bir zelzele ile böyle deprem şeklinde çok şiddetli bir şekilde sarsılacağını ifade ediyor. Burada da onun eş anlamlısı racce kelimesi, bu da zilzal kelimesinin demek ki neymiş? Eş anlamlı kelimesiymiş. Bir sarsıntıyla ağır sarsıldığı zaman. Ve bussetil cibalu besse. Ve cibal, cebel nedir? Cebel dağdır. Cibal da dağlar manasıdır. Dolayısıyla dağlar bir saçılma ile bir saçılma, besse saçılma demek. Saçılma ne demektir? Yani şöyle diyelim ki bir tesbih tanelerini düşünün, ipi koptuğu zaman her tarafa saçılır. O saçılma işte, saçılma, yayılma. Dağlar bir saçılma ile bir yayılma ile saçıldığı zaman. Demek ki o sarsıntıdan dağlar da böyle, dünya bayağı şiddetli sarsılacak ya, dağlar da yerinde duramayacak. O sarsıntıya yenik düşecek. Onlar da artık böyle şey yapacak, o sarsıntıdan elenecek gibi olacak yani. Fekanet hebe'en mumbesse. Fekanet ve olacaktır. Şu dağlardan bahsediyor. Ve olurlar hebeen, bir toz zerreci, bir toz gibi mumbesse. Burada da mumbesse kelimesi şu besse kelimesiyle aynıdır. Burada neydi? Saçılmış. Burada da aynı saçılmış olur. Saçılmış toz olur. Dağlar ne olurmuş? Saçılmış darmadağın toz olur. Artık yerinde duramazlar. Önceki görünen dağlar artık dağ olmaktan çıkmış bir toz halinde saçılmış, dağılmış, darmadağın olmuş toz zerrecikleri haline getirilmiştir. O yüzden dünyanın dereleri doldurulacak, tepeleri düzleşecektir. Ve kuntum ezvacen selase. Ve kuntum, siz olursunuz ezvacen selase. Üç sınıf olursunuz. Üç ezvac, üç eş, üç sınıf, üç grup olursunuz. Kıyamet günü demek ki insanlar üç grup olacaklardır. Aslında biz düşünürken deriz ki iki grup olmasını düşünürüz. Birisi hidayet yolunda gidenler, birisi de dalalet yolunda gidenlerin oluşturacağı grup.
Fakat buradaki ifade o iki gruba ilaveten bir gruptan yine bahsedecektir. O da üçüncü grubu oluşturuyor. Yine hidayet grubu, yine dalalet grubu ama bir grup yine var. Bakalım o neymiş? Onu da ilerleyen ayetlerde görmemiz icap eder. Fe ashabul meymeneti, bu grubun birisi önümüze çıktı. Meymene ashabı. Çünkü Allah der ki bu Kur'an-ı Kerim'i ben indirdim, ben koruyacağım, ben açıklayacağım. Burada da işte bu üç tane grubu baştan söyler. Şimdi bu grubun hangi gruplar olduğunu açıklayacaktır. Yani böyle o üç grubu söyleyeyim sonra hiç açıklamayayım. Millet ne anlarsa anlasın şeklinde değil. Kur'an-ı Kerim'i Allah indirmiş, açıklamasını da kendisi mufassal hale getirerek yapmıştır. Bunu Hud suresi 1. ayette görebiliriz. Fe ashabul meymene, bu gruplardan birisi meymene ashabıdır. Meymene ashabı nedir? Me ashabul meymene, meymene ashabı nedir? Zaten burada da soruyor. Şimdi biz de sorduk demin ama Allah da burada soruyor. Aslında açıklayacak. Açıklamadan önce soruyor. Nedir meymene ashabı? Ve ashabul meş'emeti. Ve bir de meş'eme ashabı. Birincisi meymene ashabı, ikincisi meş'eme ashabı. Me ashabul meş'eme. Sağ olasın Süryani. Müsait olunca cevap verir misin? İkinci şeyini görünür hale getirdim. İkinci yorumun görünmez haldeydi. Görünür hale getirdim. Sen yaz. Ben aralarda müsait olmaya çalışırım. Ve ashabul meş'eme. İkinci grupta neymiş? Meş'eme ashabı. Hele üç grup olacak. Şimdi Süryani, ben Müslüman olmak istiyorum, yardımcı olur musun? Müslüman olabilmenin yolu La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demen yeterlidir. O şekilde Müslüman olunur. Ondan sonra da artık üzerine koyacaksın. Neyi koyacaksın? Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Oradaki amelleri yapacaksın. Yani öncelikle Müslüman olabilmenin şartı tek bir Allah'a inanmak. Başka hiçbir ilaha inanmamak. Ondan sonra da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna iman etmektir. Diğer peygamberlere de iman etmektir. Onların da peygamber olduğuna iman etmektir. Meleklere iman edeceksin. İşte ahiret gününe iman edeceksin. Tabii bunlara şimdi iman etmek sözle olur. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dersin. Müslümanlığa giriş yaparsın. Sonra artık melekler örneğin biz de görmüyoruz ama iman ediyoruz onların varlığına. Diğer peygamberlerle biz de herhangi bir irtibatta bulunmadık ama onların varlığına, birliğine biz de iman ediyoruz. Onlara indirilen kitaplara da biz iman ediyoruz. Aleykümselam Elif. Hani imanın şartları var 6 tane. Bu şartlardan yani tamamına biz iman ediyoruz. Ayrıca sadece iman etmekle de olunmuyor yani. Müslüman oldum demekle sadece sözde Müslüman olunur. Müslümanlık aleminin içerisinde de bu şekilde var. Müslümanım der ama hiçbir şeyle de meşgul olmaz yani. Müslümanın gereklerinden olan. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, infakta bulunmak, iyilik yapmak, kötülüklerden uzaklaşmak, haramlardan sakınmak, Allah'ın haramları tabi Kur'an-ı Kerim'de bildirilen haramlar. Yani bunların tamamını yapmaya çalışmak. Allah'ın o zaman muttaki kullarından olunur. Ama birinci şart nedir? Allah'ın varlığına, birliğine şeriksiz yani ortaksız şekilde iman etmektir. Birinci şart odur.
Sadece tek bir Allah vardır. Ondan başka ilah yoktur. Fe ashabul meymene. Bunu okuduk mu? He, burayı okumuşuz. Ashabul meymene birinci grup. Ashabul meşeme ikinci grup. Me ashabul meşeme. Meşeme ashabı nedir? Şimdi hem bunu sordu. Meymene ashabını sordu Allah. Bu konu hakkında diyor Meymene ashabının ne olduğunu bilirsiniz mi yani? İkincisi de Meşeme ashabını söyledi. Çünkü üç tane söyleyecek ya. Üç tane gruptan söz etti. Kıyamet günü üç grup olursunuz. Birinci grup Meymene ashabı. İkinci grup Meşeme ashabı. Şimdi bakalım. Üçüncü grup ne olur? Ve sabikune sabikun. İşte üçüncü grup da budur. Es-sabikun olanlar. Yani bu sabık kelimesi ileri geçmek demektir. Ama kötülükte, şer konularında değil de hayırda ileri geçenler. Yani bunlar Allah rızasını kendilerine dustur edinenlerdir. Her yaptığı amelde Allah'ın rızasını gözetirler. Yani şöyle bir şey olarak örnek vereyim. Şimdi bu üçüne de girecek şekilde örnek vereceğim. Şimdi Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve kına azabennar şeklinde bir ayettir aynı zamanda. Biz hani şeylerde namazlarda okuyoruz ya Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi nar azabından koru şeklinde okuruz onu. Şimdi şu meşemeyi söyleyeyim. Şu meşeme olanlar, meşeme ashabından olanlar, bunlar sadece dünyadan isterler. Bunlar ahiretten bir şey istemezler. Yani sadece dünyadan Allah'ım benim malımı, mülkümü artır, huzurumu yerine getir. İşte ne isterse dünyadan isterler. Helal haram dinlemezler. Bunlar hayatlarında o tip şeyler yoktur. Yani o tip herhangi bir kaideye uygun hareket edeyim, Allah'a hoş gelsin falan o tip şey içine girmezler. Bunlar sadece dünyalık için çalışırlar. O yüzden de bunların nasibi ahiretten yoktur. Fakat şu ashabul meymene olanlar vardır. Bunlar da Ashabul meymeni olanlar bunlar da Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene duasını edenlerdir. Rabbimiz hem dünyada da bize iyilik ver hem de ahirette de bize iyilik ver diyenlerdir. Allah da bunları tercih ediyor. Yani diyor böyle söyleyenlerin ahiretten de bir şey nasibi vardır. Fakat sadece dünyadan isteyenlerin maalesef ahiretten nasibi yoktur. Üçüncü grup olan vessabikune sabikun grubuna girenler ise bunlar Rabbena atina fid dünya dünyasının o şeyden de duadan da memnun kalmazlar. Yani Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver şeyine girmezler. O duanın içine de girmezler. Bunlar o duayı da geçmişler. Yani Allah'ım bize sadece ahiretten ver. Biz dünyamızdan geçtik. Çünkü bunların hayatları ahirete yöneliktir. Her yaptığı amel Allah rızasına uygun mudur, değil midir şeklinde takvanın en üst derecesinde olmaya çalışırlar. Malını, mülkünü sevmezler dünyanın. Ellerinde avuçlarında ne varsa bunları infak ederler Allah yolunda. Yani geceleri, gündüzleri Allah için çalışmak, Allah'a yönelmek. İşte bunlar nedir? Bunlar işte biraz sıkıntılı. Yani sıkıntılı dediğim herkes bunlar gibi olamıyor. Ve sabikune sabikun bunlar ileri geçtikçe geçenlerdir. Hayırda ileri geçtikçe geçenlerdir.
Ha, bunlara ulaşmak, bunların içinde olan insanların sayısı her zaman tek tük olur. Hani bunlara da diyorlar ya ermiş, derviş, o tip şeyler. Ama bu Ashabul Meymene insanların ortak, yani vasat durumu, vasat olan insanlar şey olmuş, Allah'a iman etmiş ve günlük hayatında Allah'ın yasaklarına riayet etmeye çalışan, dünyadan da nasibini arayan, her iki tarafı da idare etmeye çalışan insanlardır. Ne oldu? Toplamda üç grup oldu şimdi. Bu vesabikune sabikun ifadesinin şimdi açılımı var burada. Ulaike işte bunlar el mukarrabun yaklaştırılanlardır. Allah'a daha çok yaklaştırılanlardır. Yani takvada ileri gittiklerinden dolayı bunlara ikinci bir isim olarak da mukarrabin, mukarrabun ismini Allah vermiştir. Burada mesela ve sabikune sabikun demiştir onlara. Aynı zamanda el mukarrabun olarak da bunları taltif etmiştir. Fi cennetin naim. İşte bunların da ödülleri naim cennetlerinin içinde olmaktır. Naim cennetleri demek ki kimlere verilir? Es-sabikune sabikun olanlara. Yani el-mukarrabin olanlara. Naim, çünkü cennetin de çeşitleri var ya. İşte bu en güzel cennetin şeyi demek ki naim cennetiymiş. Bunların varacağı yer naim cennetler oluyor. Sülletun minel evvelin evvelkilerden birçoktur. Ve galilun minel ahirin sonrakilerden de galildir, azdır. Ha, şimdi demek ki bu el-mukarrabun olanlar, yani es-sabukun şeklinde hayatlarını Allah'a adayanlar, dünyadan vazgeçenler, ahiret için çalışanların sayısı evvelkilerden çoktur, birçoktur. Ancak sonrakilerden azdır. Yani şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in geldiği zamanı düşünelim. 610 yılında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmeye başladı. 632'ye kadar devam etti. O dönem içerisinde bu ayetler geldi. Dolayısıyla o dönemden daha önceki, yani Hazreti Adem'e kadar dayanan süreç içerisinde yaşayan insanların içinden şu sabıkun olanlar, yani mukarrabun olanların sayıları toplamda Peygamber Efendimiz'den ta kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların sayısından fazla olacaktır. Şey olarak, yani el mukarrabun olarak sonrakilerden az, öncekilerden çok demekle biz ne anlıyoruz? Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemden kıyamete kadar olacak, gelecek bütün insanların sayısından, toplam sayısı derken yani şu üçüncü gruba girecek, es-sabikune sabikun grubuna gireceklerin sayısı Peygamberimizden önce yaşamış, hem Peygamberimizin dönemini kapsar hem de önceki dönemi, Hazreti Adem'e kadar olan dönemi, onların sayısı daha çokmuş. Peygamberimizden kıyamete kadar gelecek olan insanların sayısından. Bu sabıkun demek ki öyle her baba yiğidin işi değil, yani bu grubun içerisine girebilmek. Şimdi bu grubun özelliklerinden anlatmaya devam ediyor. Ala sururim mevzune. Böyle tahtlar işlenmiş, mevzun edilmiş, yani altınlarla, gümüşlerle, yakutlarla, mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Nerede? Dünyada mı? Hayır, ahirette.
Yani bunlar naim cennetleri verildi ya bunlara. Fi cennetin naim. Naim cennetler bunlara verildiği zaman oradaki durumlarını açıklıyor. İşlenmiş tahtlar üzerindedirler. Muttakiine karşılıklı olarak aleyhe onun üzerine yaslanırlar. Şu tahtlar verildi ya tahtların üzerine aleyha onun üzerine mütteki olurlar. Yaslanırlar. Mütekabilin karşılıklı olarak. Sohbet ediyorlar. Yani karşılıklı olarak tahtların üzerinde oturmuş sohbet ediyorlar. Etraflarında artık neyse onu bakalım varsa söyleyeyim. Ha, varmış. Yetufu aleyhim onların üzerine etraflarından dolaşır. Vildanun muhalledun sonsuzluğa eriştirilmiş vildanlar yani vildan nedir? Velet kelimesi çocuk ya. Burada da vildan çocuklar demek oluyor. Genç çocuklar. Muhalledun ölümsüz vildan genç çocuklar onların üzerine dolaşırlar. Niye dolaşırlar? Bi ekvabin ve ebarika bi ekvabin bir testilerle ve ebarika ve ibriklerle ve kasin ve kaselerle mimmain böyle pınarlardan doldurulmuş şekilde ne pınarları? İşte o cennette akan pınarlardan doldurulmuş testilerle ibriklerle ve kaselerle ne yaparlar? Bu Naim cennetinde olan es-sabıkun olan grubun etrafında üzerlerinde dolaşırlar. Fare cip aleyküme selam sağ olasın. Allah var gam yok. Selam aleyküm diyor. Aleyküme selamun. Bunu şimdi şöyle bir tahayyül edebiliriz. Yani diyelim ki lokantaya gittiğimiz zaman orada 3-5 tane garson gelip etrafımızda dolaşırlar ya. Ne istersiniz efendim, ne buyurursunuz? İşte ellerinde bir sürü diyelim yiyecek içecekle gelmiş senin etrafında dolanıyorlar. O onu getiriyor, bu bunu getiriyor. Buyurun efendim, buyurun. Yani hizmet eden, size hizmet eden burada ne varmış? Vildanun muhalledun. Yani o garson diyebileceğimiz benzetmeyle söylüyorum bunu anlayabilmemiz için. Sonsuzluğa eriştirilmiş genç çocuklar onların üzerine dolaşırlar. Testilerle, işte fincanlarla, kaselerle, ibriklerle, mimmein böyle pınarlardan doldurulmuş şekilde. La yusaddaune anhe وَلَا يُنْزِفُونَ لَا يُصَدَّعُونَ anha ondan dediği şu mayinden şu mayin var ya bundan doldurulmuş yani bu şu pınarlardan dolayı onlar onu içtikten sonra baş ağrısı yusaddaun baş ağrısı duymazlar. Başından bir çatlaklık ağrı, sızı, herhangi bir şey duymazlar. Yani bir rahatsızlık olmazlar kafalarında. Vela yunzifun ve nezif de olmazlar, sarhoş da olmazlar. Hani insan belki düşünür ya acaba orada şarap marap var. İnsan içecek sarhoş falan mı olacak falan. Hani burada yasak edilmiş orada serbest mi bırakılacak? Öyle düşünen insanlar olabilir. İşte o tip şeyler olursa sorular falan da insanın kafasında olursa bu ayet onlara da cevaptır. Sarhoşluk veren bir şey yok o silecek şeylerin içinde. Aynı zamanda bir rahatsızlık da verebilecek bir statüsü yok. Yani hep iyilik namına veriliyor bunlar. Ve fakihatin ve meyveler mimme yetehayyarun böyle seçtikleri, beğendikleri
şeylerden meyveler vardır. Canın ne isterse var yani demek. Zaten hem bu dünyadaki meyveler var orada. Çünkü Allah diyor ki bir ayetinde biz öbür tarafta bunlara vereceğimiz yiyecekleri dünyadakilerine benzer şekilde kıldık. Dolayısıyla mesela dünyadan sen desen ki ben bir nar yemek istiyorum. Anında cennette nar sana ikram edilecektir. Hem bildiğin nar hem de bilemediğin şekilde. Hüviyetini bilemeyeceğin şekilde meyveler orada olacaktır. Dünyada da mesela narı hiç yememiş olan insanlar narı ilk defa yediği zaman ilk defa onun tadına vardıkları gibi ahirette de hiç dünyada tatmadığımız şeyleri orada Allah lütfederse yani tabi cennetin alırsa bizleri o zaman işte hem dünyada istediklerimiz oluyor hangi yiyeceği yemek istiyorsak hem de bilemeyeceğimiz yiyecekler orada meyveler bizlere ikram edildiği zaman onları da orada vakıf oluyoruz tadına, tuzuna falan. Lahmi tayrin mimme yeştehun. Ve iştahları neyi çekiyorsa onlardan kuş etinden böyle iştahlarının çekeceği şeylerden kuş etinden yani demek ki buradaki bu kuş eti ne kadar önemliymiş bu lahm-ı tayr. Aynı zamanda Hazreti Musa'nın İsrail oğullarına Allah'tan sofra dua ile sofra istemesinde onlara kuş eti ikram ediliyordu. İşte burada da bu kuş etine çok vurgu var. Orada da vurgu vardı zaten burada da o var. Yani cennette de bu kuş etinden vazgeçilmiyor. Demek ki gerçekten bunun lezzeti diğer etlere göre daha üstündür. Çünkü çeşit çeşittir bunların da şeyleri. Uçan kanatlıların çeşitleri çok çeşittir. Orada demek ki daha farklı şekilde olanları da vardır. Bunlardan da hangisine iştahın çekiyorsa olacaktı. Yani ördek istiyorsan o gelecek. Gaz eti istersen o gelecek. Tavuk eti dersen o, bıldırcın dersen o geliyor. Yani canın ne isterse orada bilmediğin şekilde olanlar da var. Yani artık Allah'ın yarattığında sınır yok. Yeter ki orayı kazan. Ve hurun ayn ve iri gözlü huriler de vardır orada. Şimdi bunu farklı manaya çekenler de var ama çekmeye gerek yok. Hurun ayn bu ayn nedir? İri gözlü demek, iri gözlü huriler olduğunu gösteriyor. Ke emsali, işte onların emsali yani benzeri bir misali lu'lu ul el-lu'lul meknun. Saklı inciler gibidirler. Saklı inciler gibidirler. O hurilerin özellikleri neymiş? Saklı inciler gibidirler. Cezaen bime kânu ya'melun. Bir karşılık ki yapmış oldukları şeylere karşılık bu üçüncü grup dediğimiz es-sâbıkûne's-sâbıkûn grubuna verilen mükafattır. Demek ki onlara ne verilecekmiş? İri gözlü huriler verilecekmiş. Ama diyeceksiniz şimdi erkeklere var da bayanlara yok mu? Elbette yani. Yani onları burada söz etmemesi onlara yok manasında değil. Onlara da vardır. La yesmeune fihe orada işitmeyecekler. İşitilmez. O cennette, Naim cennetinde işitilmez. Lağven boş söz işitilmez. Vele tesime ve günaha düşürecek herhangi bir şey de orada bulunmayacaktır. Bulunmaz. Buradaki tesim dediği günahtır. Suçtur. Günah.
Orada bunlar da mevcut değildir. Ne vardır? Ancak illa gıylen selamen selame. Ancak denilir selamen selame. Yani orada demek ki ne var? Selametlik var, esenlik var, güzellik var. Böyle boş söz namına bir şey yok. Buraya kadar anlatılanlar ve es-sabıkun ne sabıkun olanlar içindi. Yani hayırda yarışanlar, Allah rızasını kazanmak için canlarını verenler, mallarını verenler, sadece Allah rızasını gözetenler için idi. Şimdi bundan sonraki grup ve ashabul yemin olan grup, bunların şimdi özelliklerini anlatacak. Ashabul yemin, bu sağ, el yemin sağcılar demek. Yani defter, amel defteri sağ tarafından verilenler olarak da değerlendirebiliriz. Sağcı olan grup, bu grup meashabul yemin, yemin ashabı nedir? Ya da ashabul yemin nedir? Yani bu şekilde söylesek daha doğru olur. Fi sidrin mahzud. Şimdi burada sedir ağacı dikensiz olan sedir ağacındadırlar. Yani orada demek ki bir takım ağaç çeşitleri var. Ağaç çeşitlerinden birisi de sidir ağacıdır. Ve bu dikensizdir. Herhangi bir sıkıntıya verecek bir şey yoktur. Ve talhin menzud. Bu da muz ağaçları. Dizili şekilde, meyvelerde dizili şekilde muz ağaçlar. Dikkat ederseniz bunlar aynı zamanda dünyada da vardır. Çünkü Allah bir ayetinde diyor, dünyadakine benzer şekilde ahirettekiler de verilmektedir. Yani yabancılık çekmemeniz için. Ve dizili muz ağaçları, meyveleri dizili muz ağaçları. Ve zillin memdud ve serilmiş gölgelikler. Uzatılmış gölgelikler. Yani orada zemherir de yoktur. Aşırı soğuk da yoktur. Ve çok ısı derecesi çok yüksek olacak sıcaklık da yoktur. Yani bir serinlik vardır. Onun da ifadesi ve zillin memdud, serilmiş gölgelikler vardır. Demek ki bu ashabul yemin olanlar böyle gölgeliklerdedirler. Ve ma'in meskub, böyle fışkıran mai vardır. Ashab-ül yemin için orada ikram edilenlerden bir şey de böyle demek ki böyle çıkan, fışkıran, kaynayan mailer vardır. Artık bu sıvı su da olabilir. Başka bir içecek çeşidi de olabilir. Mai şeklinde değerlendirilmiş. Ve fakihetin kesira ve birçok, çokça meyveler vardır. Fakihe vardır, meyveler vardır. La maktuatin ve kesilmez. Yani şu meyvelerin sonu kesilmez. Ne kadar istersen vardır. Bitmez, tükenmez. Ve la memnu'a ve men edilmez, yasaklanmaz o meyveler. Onların yenilmesi bu ashab-ül yemin için zaten onlara ikram edilir. Yasaklı meyve falan değildir onlar. Ve furuşin merfuatin ve yükseltilmiş furuşlar, yataklar, böyle sedir diyelim, yatak, sedir ama yüksekçe yapılmış bu ashab-ül yemin için. İnna şüphesiz biz enşe'nehunne, onları biz inşa ettik, inşa'e, bir inşa ile onları, hunne dediği işte ne olur? Bakalım neymiş, ileride var mı açıklaması? Fece'alnahunne ebkara. Ha, bunlar da o şeylere verilen huriler vardı ya. Es-sabıkunne sabıkun olanlara huri ayin şeklinde verilmişti. Bunlara da hunne şeklinde ebkara, bekar hunneler verilmektedir. Fece'alnahunne, onları biz yaptık, ebkara.
bekarlar şeklinde yaptık. Uruben etrabe, yani işte bu biraz daha şey yapıyor, açıklamasını yapıyor. Uruben, yani sevgili, etrabe, yaşıt. Mesela orada insanlar diriltilirken kaç yaşında olunuyor? Diyelim ki mesela yani 30 yaşındaysan, sen 30 yaşındaysan, sana verilecek uruben de kaç yaşındadır? O da etraben ifadesiyle 30 yaşındadır. Sen diyelim 35 yaşındaysan o da 35. Yani kaç yaşında orada diriltilmişsen senin yaşına uygun orada sana ne verilir? Huri verilir. Li ashabil yemin. Bunlar, bu anlatılanlar ashabul yemin içindir. Daha başka şeyler de var ama şu anda bu Vakıa suresinin içerisinde anlatılanlar bunlar. Süllatun minel evvelin, evvelkilerden birçok ve süllatun minel ahirin ve sonrakilerden de birçoktur. Yani bu ashabul yemini oluşturan insanlar Peygamber Efendimiz'den önce yaşayan insanlardan da birçok insanlar ashabul yeminin içine dahil olacaktır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kıyamete kadar gelecek insanların da içinden ashabul yemine girecek insanların sayısının birçok olacağını burada görüyoruz. Ve sülletun minel ahirin. Bu ahirin dediği işte Peygamber Efendimiz'den kıyamete kadar olacak gelecek insanların sayısını bildirir. Bu ashabul yemine girenler. Yani nedir? Bunlara da cennet veriliyor. Ve ashabu şimal. Ve şimal ashabı. Ha şimdi bütün belalar bunların başındadır zaten. Şimal ashabı. Bu kuzey ashabı da denilir. Solcular da denilir buna. Sol ashabı. Yani amel defteri arkalarından verilen insanların oluşturduğu gruptur. Bunlar kimler olur? Bunlar kafirler olur. Allah'a inanmayanlar, müşrik olanlar, münafık olanlar. Bunların da oluşturacağı gruba Allah şimal, ashab-ı şimal ismini vermiştir. Me ashab-ı şimal, şimal ashabı nedir? Şimdi bunların özelliklerini açıklıyor. Fi semumin ve hamim. Şimdi burada semum, bu bir ateş çeşididir. Böyle alevli ateş, ateşin özü de diyebiliriz. Semumin, bir ateşin içerisindedirler. Ve hamim ve kaynar bir suyun içindedirler. Bu kaynar su bildiğimiz kaynamış su da olabilir, kaynamış başka bir sıvı da olabilir. O şekilde... Ve zillin min yahmum. Şimdi bunlara dikkat edilirse iyi şeyler verilmiyor ha. Burada ateşli bir alev. Yani cehennemde yakılıyor çünkü bunlar. Aynı zamanda böyle kaynamış bir su içiriliyor. Ve zillin min yahmum. Bak gölge var ama böyle serin bir gölge değil. Yahmum olan bir gölge. Yani kara duman şeklinde böyle sıkıntı verecek, zarar verecek şekilde gölgelik var onlara. Çünkü azap edilecek ya, azap çeşitleri sayılıyor. La baridin ve la kerim. Şimdi barit nedir? Barit serin demek, serin. Serin de değildir, vela kerim de değildir. İkram da olunmaz onlara. Yani güzel şekilde bir ikram da değildir. Aynı zamanda serinlik de değildir. İnnehum, şüphesiz onlar, kânu, oldular, gable, önceden, zalike, mutrafin. Önceden şımarmış, varlıklarıyla şımarmış, Allah yolundan çıkmış birileriydiler. Zaten o yüzden veriliyor bunlara bu azap. Ve kânu,
ve olmuşlardı. Yusirrune ve ısrarcı olmuşlardı. Alel hınsıl azim. Büyük günahlar üzerine ısrarcı olmuşlardı. Demek ki büyük günahları işlemek cehenneme götüren günahlardandır, suçlardandır. Bunlar üzerinde de ısrarlı olmamak gerekir. Yani olur da hayatında bir büyük günahtan birisini işlemiş olursan, elbette ki tövbe kapısı açıktır. Tövbe etmek gerekmektedir. Çünkü Allah'ın bağışlamayacağı günah olarak Kur'an-ı Kerim'de şirk günahı geçmektedir. Yani Allah'ın varlığına, birliğine ortak koşmak. Onun haricindeki günahları Allah dilediği kimse için bağışlar. Kesin bağışlar diyemeyiz. Yani bağışlayabileceğini söylüyor. Ve kânu yakulûne ve kânu oldular yakulûne demiş oldular ki ize mitna burada şimdi bir soru soruyorlar. İze mitna biz öldüğümüz zaman mı ve künna turaben ve turab olduğumuz zaman mı yani toprak olduğumuz zaman mı ve azame ve kemik olduğumuz zaman mı inna ve biz mi lemeb olsun biz mi dirileceğiz ya da diriltileceğiz. Yani bu kafirlerin sormuş oldukları sorulardandır. Günümüzde soranlar var mı bu şekilde? Evet, günümüzde de vardır. Bunlar da bu şekilde, işte biz öldüğümüz zaman, toprağa karıştığımız zaman, kemik yığını ufalanmış, dağılmış, ya da şöyle söyleyelim, cesedi yakılmış, denizlere savrulmuş, yani hiçbir toz zerreciğine bile ulaşılamayacak şekilde şeyler vardır. Bedenler vardır. Yani bunlar nasıl diriltilecek? Bunlar nasıl tekrar ahirette bir araya getirilecek? Şeklinde bu tip soruların soruları işte inanmayan insanlar soruyor. Belki de inanmak için soruyor yani. Soruyor ki acaba buna nasıl cevap verilecek? Biz nasıl diriltileceğiz? Bu şekilde sorular soruluyor. Ebeunel evvelun ve babalarımız da mı? Önceki, evvelki babalarımız da mı diriltileceği şeklinde soruyorlar. Aha, bu sorulara karşılık şimdi kul kelimesiyle Allah cevap veriyor. Diyor ki de onlara söyle. Yani öyle sorular soranlara sen de ki kul de ki innel evveline şüphesiz ki evvelkiler de vel ahirin ve sonrakiler de diğerleri de. Yani hem babalarınız hem sizler hem sizden sonra gelecek olan kimseler. Herkesi Allah toprakta olsa, kemikte olsa ne olursa olsun diriltecektir. Çünkü Allah'ın vaadidir. Hesap günü kurulacaktır. Zaten ondan sonra ölüm yoktur. İlk ölümümüz dünyadaki ölümümüzdür. Ondan sonraki ölümümüz artık ister cennete gidelim ister cehenneme gidelim. İkisinde de ölüm yoktur. Ve ikisinde de birbirine geçişin olmayacağını Allah bildirmektedir ayetlerinde. O yüzden hangisine gideceksek onun amellerini yapalım. Lemecmuune ile miqati yevmin ma'lum. Lemecmuune ve toplanacaktır. Cem kelimesi var. Cem. Mecmua. Lemezmune toplanacaktır ile mikati yemin malum. Malum bir günün bir vaktinde toplanacaklardır. Onun vaktini de yine bilen Allah'tır. O malum demesiyle yani bizim bildiğimiz manasında değil, o ismen bilindiği için diyor. Mesela kıyamet kelimesi herkes biliyor ki Allah'ın vaadidir. Bir gün kopacak. Onu
O şekilde millet biliyor. Fakat onun kopacağı tarihi dakikasına, saniyesine varıncaya kadar bilen Allah'tır. Şimdi günümüzde bazıları çıkmış, şu günün şu tarihinde kıyamet kopacaktır, elimizde şu şu deliller vardır şeklinde çıkanlar, söyleyenler biliniz ki doğruyu söylemiyorlar. Sadece tahminen, yani şuna göre şöyle olur, buna göre böyle olur. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Peygamber Efendimiz'e hitaben, Peygamber Efendimiz'e gelip saatin zamanını soruyorlar. Allah da diyor ki sen söyle onlara, sen nereden bileceksin onun tarihini, vaktini? Onu sadece demek ki Allah biliyor. Allah şimdi birisine bildirse o da bilir. Ama Allah bildirmemiş. Bildirdiğine dair Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok. Dese ki onun vaktini Allah bilir ve izin verdiği kimseler bilir şeklinde dese, hani şey olur, insan der ki tamam, Peygamberimiz de ona da bildirilmiştir onun vakti. O da bazılarına söylemiştir falan. Ama öyle bir bilgi maalesef yoktur. Dolayısıyla kıyamet gününün vaktini Allah'tan başka kimse bilemez. Adile, aleykümselam. Sümme, sonra innekum, şüphesiz siz eyyühellâlûnel mükezzibûn, ey dalalette olan, yalancı olan kimseler. Allah bunlara şey yapıyor, hitap ediyor. Sonra innekum, şüphesiz siz ey dalaletin içinde boğulup gidenler ve yalancı olan kimseler. La ekilune, yiyeceksiniz. Min şecerin, min zakkum. Zakkumdan bir ağaçtan yiyeceksiniz. Şimdi bu bizim de artık şeyimize girmiş. Hayatımıza böyle bir kelime girmiş. Zıkkım şeklinde diyoruz. Mesela birisine kızdığımız zaman işte diyelim ki öyle bir yiyecek yemiş. Ona diyoruz ki zıkkımın olsun. Ya da zıkkım olsun diyoruz. Yani oradaki o zıkkım dediğimiz aslında bu zakkum kelimesidir. Zakkum kelimesinin bizim Türkçemizdeki söyleniş şekli zıkkım şeklindedir. Yani dönüşe dönüşe böyle dilimize böyle gelmiş. Bu şekilde kullanıyoruz. Demek ki bu neymiş bu zıkkım? Bu cehennemin içerisinde bulunan bir neymiş? Ağaçmış. Allah'ın yaratmış olduğu ağaçmış. Hatta bilmiyorum burada mı geçecek yoksa başka surelerde mi önüme gelmişti? Bunların da dalları budakları vardır ve bunların o dalları budakların başında meyveler vardır. O meyvelerin de tipi şeytanın başlarına benziyor şeklinde Allah ayetlerinde açıklamalarda bulunuyor. Bilmiyorum burada var mı yok mu önümüze gelecek mi ama okumuşluğum var yani Kur'an-ı Kerim'de var o şeyler ifadeler. Femmâli'ûne minhel butun. Allah sizden de razı olsun arkadaşlar. Femmâli'ûne ve dolduracaklar. Mâli'ûne dolduracaklar. Minhe ondan, o ağaç var ya, ağacı yiyorlar ya. Ondan işte dolduracaklar el butun. Butun nedir? Bu da karın demek. Şimdi butun, batın kelimesinin çoğuludur. Batın demek iç demek, iç. Mesela zahir dış, batın iç. Hatta Allah'ın isimlerinden birisi de el batın, el ez-zahir şeklindedir. Zahir dış, batın da iç demek. İşte iç bizim karnımız, karın için batın kullanılır. Onun da çoğulu butun olur. Dolayısıyla karınlarını ondan doldurulacaklar. Cehenneme düşen insanlar karınlarını o zakkum ağacından dolduracaklardır. Çünkü yiyecek başka bir şey bulamayacaklar. Açlık had safhaya çıkmış.
mecbur kalıp yani yemek zorunda kalacaklar. Feşaribune sor böylece içecekler aleyhi onun üzerine o yedikleri ağaçtan dolayı susuz hale gelecekler. Bu seferler onun üzerine de içecekler. Minel hamim ya kaynamış sudan içecekler. Gel de içme yani. Artık susamışsın. Çok şiddetli bir susama var demek ki burada. Bir gün değil, 5 gün değil. Yani elinde sonunda o aç kaldın, ağaçtan yedin. Onun da üzerine bu sefer normal su yok ki su içesin. Kaynamış olan bir su var. Ondan içmek zorunda kalıyorsun. Yani azap üstüne azap, azap üstüne azap. Yani demek ki bunlar bu anlatılanlara eğer iman ediyorsak, bunların gerçek olduğuna inanıyorsak, dünyadaki yaşantımıza çok dikkat etmemiz gerekir. Allah'ın talimatlarına uygun yaşamamız lazım. Yoksa başımıza gelecekleri Allah burada bildiriyor. Yani bunlar sahte ayetler değil, yalan ayetler değil, böyle masallar değil, bir şey değil. Yani bunlar Allah'ın gerçek ayetleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın ona vahyetmesi, kalbine koyması, ondan da günümüze kadar gelen ayetler ve hiçbir kelimesi, harfi dahi değiştirilmeden geliyor muhafaza altında. Eğer iman ediyorsak ona göre de bir hayat yaşamamız lazım. Yoksa gideceğimiz yer bizim de yani bunlardan ayrımız gayrımız olmayacak. Eğer düzgün yaşamazsak, yaşantımıza dikkat etmezsek, Allah'ın rızasını gözetmezsek düşeceğimiz nokta bunların düşeceği noktadır. Yani bunlar da bizim tanıdığımız arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, babalarımız, annelerimiz, yakın dostumuz, çevremiz. Yani bunlar uzaydan gelen insanlar değil. Onlar cehenneme gidecek de biz cennete gideceğiz diye bir şey değil. Yani hep beraber yaşadığımız insanların içinden kimileri cehennemin içine düşecek, kimisi de cennetin içine düşecekler. Feşaribune şurbel hıym. Bak bu devenin deve demek elhim. Şimdi feşaribune ve içecekler öyle içecekler ki şurbelhim. Deve susuz kalmış devenin içi şeklinde bir içiş yapacaklar. O kaynamış sudan. Yani o kadar hararet hat safhaya çıkıyor ki artık o su içmek istiyorlar ama su yok. Kaynamış suya dalıyorlar onu içmeye. Onu içtikçe içleri yanıyor. Yandıkça yanıyor. Yani azap üstüne azap, azap üstüne azap. Kaçış yeri yok. Çıkış yeri yok. Çok felaket yani. Heze nuzuluhum onların işte bu onların konaklanmasıdır. Yevmet din günü. Kıyamet günü. Yeniden diriliş günü. Onların da konaklanması bu şekildedir. Ağırlanması, konaklanması. Nahnu biz halaknakum sizi biz yarattık. Felev la tusaddikun. Tasdik etmeyecek misiniz? Yani hala tasdik etmeyecek misiniz sizi bizim yarattığımıza? Eferaeytum. Siz görmediniz mi? Metumnun meni olan şeyi yani akıtılan meni siz görmediniz mi? Hiç ona bakmadınız mı? Bu Tarık suresinde de var ya felyenzurul insanu şeklindeydi. Ma halak. Neden yaratıldığına bir bakmaz mı? Tarık suresinde geçiyor ya. Aleykümselam Hüseyin hocam. Bu insanların yani erkek olan tabi insanların akıttığı meni yi. Onu diyor ona bir bakmaz mısınız? Entum siz mi? Siz mi? Tahlukunehu onu siz mi yaratıyorsunuz?
Yani siz mi yaratıyorsunuz derken ne oluyor? Yani siz mi insan suretine getiriyorsunuz? Ona siz gözler, kulaklar, kalpler, ayaklar, bacaklar, işte kafalar, gövdeler, böbrek, işte kalp, siz mi ona veriyorsunuz? Em yoksa nahnul halikun. Biz mi yaratıyoruz? Yoksa yaratıcı olan biz miyiz? Onu döktüğünüz meni yaratan siz misiniz yoksa biz miyiz? Şimdi insanoğlu ne yapıyor? Eşiyle çiftleşiyor. Ondan sonra gidiyor. Başka şeyle, gücüyle meşgul oluyor. Artık ne eşi karnındakinden haberi var, ne de erkeğin o döktüğü meninin akıbetinden herhangi bir haberi var. İkisi de yaşamına farklı şekilde devam ediyor. Bir süre sonra kadının karnı şişiyor. Artık orada bir canlının olduğunu hissediyor. Artık o canlı orada ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor, nasıl gelişiyor ondan habersiz şekilde. İkisi de habersiz şekilde yaşıyor. İşte Allah o yüzden diyor, onu orada yaratan siz misiniz yoksa biz miyiz? Yani insanoğlu iş diyebilir mi? Biz yaratıyoruz, biz yapıyoruz. Yok. Yaptığın sadece bir giriş noktası yapmak. Yani çocuğun olmasına vesile olmak. O kadar. Çok küçük sana verilmiş olan bir şey var. Bir görev var. O görevi yaparsan ondan sonrakisini Allah yapıyor. O görevi yapmak sana verilmiş. Yani bir tercih olarak sana verilmiş. Ama onun yaratılmasına, orada insan suretine getirilmesine senin hiçbir katkın yok. Nahnu biz kadderna, biz takdir ettik, beyne kumul mevte. Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Ve ma nahnu bi mesbukin. Ve biz ya da bizim diye, bizim bir mesbukin önümüze geçecek de olmadı. Yani bu ölümü biz aranızda biz takdir ediyoruz. Kimin ne zaman öleceğine biz karar veriyoruz. Onu nasıl biz yarattıysak o ölümü de onlara biz takdir ediyoruz. Dilediğimiz zaman ölecek olan kimse dilediğimiz yere gidiyor. Orada da ölüyor. Yani ya uykularında, ya bir trafik kazasıyla, ya bir hastalıkla, ya bir yüksekten düşmeyle, boğulmakla, şuyla, buyla, çeşitli sebeplerle insanoğlu ölüyor. Çünkü arasında, insanların arasında ölümü Allah takdir etmiş. O yüzden. Yoksa insanlar ölmezdi. Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum. Ala üzerine en nubeddile değiştirilir, değiştiririz. Yani tebdil ederiz, değiştiririz. Emsalakum, sizin benzerlerinizi değiştiririz. Ve nunşiekum, ve sizi inşa ederiz. İnşa ederiz. Fîme la talemun, bilmeyeceğiniz bir şekilde, bir surette sizi inşa ederiz. Şimdi bundan bir şey anlayan var mı? Ya da ben kendi anladığımı söyleyeyim. Şimdi diyor ki nubeddile emselekum. Sizin benzerinizi değiştiririz. Ve nunşiekum. Ve sizi inşa ederiz. Bak bu ne zamana aittir? Bu öldükten sonra dirileceğimiz zamana aittir. Bizim bir benzerimiz yaratılıyor. Yani bizim dünyadaki o ufalanmış, kemik haline dönüştürülmüş bizim şeylerimiz, bedenimizin zerrecikleri, onlardan Allah bizleri yaratıyor. Fakat bizim mâle ta'lemun, bilemeyeceğimiz şekilde yaratıyor. Çünkü bunu niye böyle bilemeyeceğiniz şekilde diyor, onu hemen izah etmeye çalışayım aklımda olan şeylerle. Şimdi Allah diyor ki biz sizi cehenneme atacağız. Cehennemde yanacaksınız. Şimdi derilerinizi değiştireceğiz ki azabı daha çok tadınız. Şimdi Allah bu ayetlerden bize ne diyor?
Demek ki bizim şu anki dünyadaki dərilərimiz, mevcut olan dərilərimiz oradaki o sıcaklığa dayanacak dəriler değil. O yüzden bizim bilemeyeceğimiz şekilde Allah bizi yeniden inşa edecek ki oradaki o sıcaklığa dayanacak bizim vücudumuz olsun. Yani o azabı Allah bize verdiği zaman o azabı tabi cehenneme gidenler için diyorum. Ama genel olarak konuşursak oraya gideceklerin o azabı görebilmesi için bu bedenle girmemesi lazım. Çünkü bu bedenle cehenneme giren saniyesinde kül ufak olur. Yani saniye bile değil. Saniyenin onda biri mi desek, yüzde biri zaman zarfı içerisinde. Çünkü oradaki sıcaklık çok şiddetli ve kaynamış olan su var. Yani düşünsene sen eline bir kaynamış su dökülse ne olur? Anında orası şey olur. İşte kullanılmaz hale gelir. Ama Allah diyor ki o zakkum ağacından yiyecekler. Aynı zamanda kaynamış sudan da içecekler. Şimdi dünyada biz kaynamış suyu içsek hiç şeyimiz dayanır mı? İç organlarımız ona dayanır mı? Dayanamaz. Anında ölürüz yani. İşte öbür tarafta da bizim bu bedenle değil, daha yeni bir bedenle Allah bizi yaratacak. Bu derilerimizle değil, yeni başka bir deriyle Allah bizi yaratacak ki, yani oraya düşenler, cehenneme düşenler onun azabını tadabilsinler diye. Yoksa azabı insan tadamaz. Mesela ateşin içine girer girmez sen artık duman olursun yani. Azabı uzun ömürlü tadamazsın. Anında duman olur gidersin. İşte azabı uzun zaman tadabilmek için oraya uygun derilerin inşa edilmesi gerekir. Cennete gidenlerin de durumu aynıdır. Yani oradakilerin de o yiyecekleri şeylere uygun beden Allah onlara yaratıyor. Fakat yaratırken neyi kullanıyor? Bu dünyadaki insanın bedenini kullanıyor. Hatta öyle yapıyor ki onun parmak uçlarını dahi orada inşa ediyor. Senin yani gördüğün zaman diyorsun tamam bu benim. Ama görüntü olarak sensin. İç alemin olarak Allah seni daha farklı şekilde yaratmıştır. Yani bu ayet onu gösteriyor. Velakat ve andolsun alim tumun neş'etel ule. Birinci yaratılışı siz bildiniz. Andolsun ki siz ilk yaratılışı bildiniz. İlk yaratılışımız anne karnında işte oluyoruz ya. Önce bir sperm şeklinde anne karnına geliyoruz. Orada da 9 aylık bir süreç içerisinde yaşıyoruz. Neyse yani Allah bizi yaratıyor, sonra da dünyaya çıkıyoruz. Yani onu zaten herkes biliyor. O yüzden Allah diyor ki siz onu bildiniz, ilk yaratılışı bildiniz. Ama ikinci yaratılışı bilemiyorsunuz. Bu birinciyi bu şekilde dediğine göre ikinciyi bilemeyeceksiniz. İkinciyi de işte burada da fi ma'la ta'lemun bilemeyeceğiniz bir şekilde Allah sizi yaratacaktır. O yüzden felevla tezekkerun tezekkür etmez misiniz? Yani düşünmez misiniz? Düşünmeyecek misiniz? Ben de biraz düşünmeye çalıştım işte bu ayete hiç olmasa boş olmadığımızı gösterecek şekilde yani işte derilerimizin başka derilerle Allah diyor ki bir ayetinde başka derilerle azabı daha iyi tadınız diye değiştireceğiz. Bu da gösteriyor ki biz birinci yaratılışımızın görüntü olarak aynısı olabilsek de hüviyet olarak yani iç olarak aynısı olmayacağımızı anlıyoruz. Bunun bu şekilde ortaya çıkarabiliyoruz. Anlıyoruz yani o şekilde. Eferaeytum gördünüz mü? Me tahrusun ekinleri. Ektiğiniz şeyleri gördünüz mü? Tarlaya ekiyoruz ya tohumları falan. Onun haricinde başka şeyler de sadece tarlaya ekilen şeyler yani tohum şeklinde değil, ağaç olarak da olabilir, fidan olarak olabilir, her çeşit tarlaya ekilen şeyler. Onları diyor gördünüz mü? E entum siz mi
Tezraunehu, onu ziraat ediyorsunuz, yani onu yetiştiriyorsunuz, ona hayat veriyorsunuz, onun bitmesine, büyümesini siz mi sağlıyorsunuz? Em yoksa nahnu zariun, yoksa onu ziraat eden biz miyiz? Onu büyüten, yeşillendiren biz miyiz? Şimdi arkadaşlar, bir arpa ya da buğda, en çok bu ekilir ya tarlalara. Şimdi bir sapak var ya, diyelim tohum attınız, tohum böyle büyüdü, büyüdü, büyüdü. Kafasında da bir başak var. Başakta da daneler var. Mesela siz bir tohum vermişsiniz, o size 30-40 tane, 50 tane şey başakta tane vermiş. Ama bu ayrı bir mucize zaten, bereket olarak Allah nimetlendiriyor, fazlalaştırıyor. İkincisi, bir de o başak ile toprak arasında onun sapağı vardı, sapı. O sap diyelim ki bir metre 80 santim uzunluğuna ulaşan arpa, buğda çeşitleri, belki daha da fazla olabilir. Onların sapını bir gün inceleyin. Ben biraz inceledim. Şimdi o sap topraktan çıktığı andan başağa ulaşana kadar dümdüz yetmiyor. Sertlik meydana getiren noktalar var. Mesela diyelim bir karış yükselmiş, orada bir sertlik meydana getirecek bir şeyler yapmışlar. Aynı 5 katlı, 3 katlı evler olur ya. Mesela bir kat atar, orada şey olur, beton atar oraya. Sonra ikinci kat atar, onun çatısına da beton atırlar. Sonra bir kat, oraya da beton atarlar. Sağlamlık olur. Onun üzerine öbür bina, onun üzerine öbür binayı eklerler. İşte bu arpa buğda saplarında da gördüm ki bir karış aralıklarla, yaklaşık olarak böyle sertlik olan noktalar inşa ediliyor. Onun üzerine tekrar bir karış yükseklikte bir sap oluşuyor. Orada da yine bir sertlik yine oluşuyor. Yani her yükseltide öyle noktalar oluyor. O da sağlamlık meydana getiriyor. O sap ta başa varıncaya kadar o noktalar arasında sağlam ola 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 tepeye kadar ulaşıyor. Yani onun hem rüzgarlardan korunmasını sağlıyor, sallantıda yıkılmasını, devrilmesini önlüyor. Hem de o başağın, o sapın üzerinde bir miktar ağırlık meydana getirecek ya. Mesela bir tohumdan orada belki 30 tane tohum çıkmış. Onun bir ağırlığı var. O sap onu taşıyabilmesi için o noktalara ihtiyacı var. O noktalar olmazsa, sağlamlık noktaları olmazsa, o sap o başağı taşıyamaz. Şimdi gördüğünüz gibi Allah bunun ilmini o yetiştirdiği, ziraat ettiği bitkilere bırakmıştır. Aynı zamanda bunu ağaçlarda da görürüz. Ağaçlarda mesela her sene ağaçlar dallara ayrılır. Mesela ortasından yukarıya doğru, mesela örneğin 1 metre yüksekliğinde bir ağaç çıkar, sonra dallara ayrılır. Gelecek sene tekrar 1 metre çıkar, tekrar dallara ayrılır. Bu şekilde de biz ağacın yaşını da öğrenebiliriz. Yani illa ağacı kesmemiz gerekmez. Ağacın da yaşını öğrenmek için bu her sağa sola ayrılan dallar ile üstteki dallar arasındaki o 1 metrelik mi 1,5 metrelik mesafelerin kaç tane olduğunu sayarak ağacın yaşını öğrenebiliriz. Ben bir ara bunu sayarak ağacın yaşlarını öğreniyordum. Ağacı kesip de ortasındaki, yani yuvarlak yuvarlak çizgilere bakmak da ikinci bir tekniktir. Fakat böyle de bir teknik var. Yani bu da ağaçların işte yukarıya doğru gittikçe sağlamlığını arttırmak için Allah tarafından yapılan bir inşa çeşididir. Nursel Gün, sağ olasan. Entum tezraunehu em nahnu zariun. Onu siz mi ziraat ediyorsunuz, yoksa biz mi? Lev eğer neşe'u dilersek, lecealnahu, onu biz yaparız, hutamen, çerçöp yaparız. Dilersek o yetiştirdiği, sizin tarlaya serptiğiniz tohumu falan, işte onu biz istersek çerçöp haline getirir, hutame şeklinde getiririz. Yani siz ondan faydalanamazsınız. Mesela örneğin Allah dolu yağdırarak tarlayı mahveder.
Bu da onun bir örneğidir. Yani dilersek işte 2 gün aralıklarla, 3 gün aralıklarla hep böyle dolu yağdırırız. Tarlanızı mahvederiz. Buna engel olamazsınız. Yani isterse diyor ki bunu yaparız. Hatta şu var, yağmur yağdırmaz yine öyle olur. Güneşin etkilerini o tarlaya vermez. Devamlı bulut gönderir üzerine. Yani güneşten de mahrum bırakır. Yani her türlü şey Allah isterse onu yapar. Zarar olacak şekilde. Fezaltum tefekkehun. İşte böyle yaparsak da siz sızlanıp durursunuz. Sızlanıp İnna şüphesiz biz lemugramun. O zaman da hani o şeye düçar kalan çiftçiler, öyle bir şey başlarına gelirse, musibet başlarına gelirse, İnna lemugramun, biz boşlandık. Biz boşlandık. Bel nahnu mahrumun, ve biz yoksun bırakıldık. Eğer böyle bir şey başlarına gelirse bunu bu şekilde ifade ederler. Efera eytumul mee. Siz suyu gördünüz mü? Efera eytumul mee. Siz suyu gördünüz mü? Ellezi, o ki teşrabun, içiyorsunuz. Demek ki içtiğimiz suyu kastediyor. Yani her türlü suyu değil, içtiğimiz suyu diyor. İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Entum, siz mi enzel tumuhu minel muzni? Buluttan, minel muzni, buluttan onu, demek ki buradaki o yağmurun da şeyi, özelliği, erkeklik özelliğiymiş. Hu şeklinde diyor ya. El muzni, buluttan onu indiriyorsunuz. Siz mi indiriyorsunuz? Buluttan onu siz mi indiriyorsunuz? Em yoksa nahnu, nahnul munzilun. Yoksa biz mi indiriyoruz? Ne der insan bu soruya karşılık? Elbette ki Allah'ım sen indiriyorsun deriz. Biz çünkü ona gücümüz yetmez. Buluttaki suyu indirmeye gücümüz yetmez. Hatta buluttan su öyle bir insicamda iner ki, yani Allah dilerse o suyu şu anki yağmur yağarken bir yağmuru takip edersek dahi anlaşılır. Yağmur taneleri böyle küçük küçük düşer. Toprağa zarar vermez. Düştüğü zaman. Onlar çok iri iri olsa, her gelen damlanın büyüklüğü bir araba büyüklüğünde bir damla olsa mahveder. Ne tarla kalır, ne ev kalır, ne bark kalır. Yani Allah o şekilde yağdırsa ne olur? Çok büyük zararlar meydana gelir. Hatta yani yaşam olmaz. Lev neşe'u, eğer dilersek, dilemiş olsak, cealnahu, onu biz yapardık, ucacen, tuzlu yapardık. Demek ki Allah buluttan indirdiği su tuzlu değil. Tatlı sudur. Ha, bu tatlı su da demek bizim içeceğimiz sudur. Toprağın şeylerine, damarları yoluyla kaynaklara ulaşır. Toprağın altındaki su menbaalarına ulaşır. İşte onlar da bazı gözelerden, pınarlardan fışkırarak çıkarlar. İnsanoğlu da onları içerler. Onlar demek ki ucace de olabilirdi, tuzlu da olabilirdi. Felevla teşkurun. Bu yüzden şükür etmez misiniz? Tabi bilenler, bunun Allah tarafından olduğunu bilenler şükür ediyorlar. Allah'a şükürler olsun. Fakat Allah tarafından geldiğine inanmayan insanlar da şükür etmiyorlar. Efera eytumun nare. Narı gördünüz mü? Sağ olasan yorgun. 63-63. Narı siz gördünüz mü? Elleti, o ki, onlar ki, turun,
onu çıkarıyorsunuz. E'entum siz mi enşetum inşa ediyorsunuz şeceratehe onun ağacını, o çıkardığınız ateşin ağacını, odununu siz mi inşa ediyorsunuz, yaratıyorsunuz yani. Em yoksa nahnul munşiun yoksa biz mi onu inşa ediyoruz, yaratıyoruz. Ağaçları yaratan kimdir? İnsanoğlu değildir. Kendiliğinden de ağaçlar meydana gelmiyor. Allah diyor onları biz yaratıyoruz. Onların çıkarmış olduğu ateşi, o ateş için çıkarılan, yetiştirilen odunları ağaçlarda yaratan biziz. Hatta ağaçları şöyle biraz düşünürsek, diyelim ki bir 20 metre, 25 metre, 10 metre yüksekliğinde ağaçlar var. Bu ağaçların tepesine su nasıl çıkıyor? Mesela evlerin üzerine sular çıkarken bir pompa kullanılır, su pompası. Elektrikle çalışıyor, mazotla çalışıyor, jeneratörle çalışıyor, neyse. Yani bir güce ihtiyacı var, bir pompaya ihtiyacı var yukarıya çıkabilmesi için. Allah'ın da bu yaratmış olduğu ağaçların tepe noktalarına çıkabilmesi için suyun, oradaki yapraklara gidebilmesi için hangi su pompalarını acaba kullanıyor? Yani böyle düşünürsek Allah'ın oradaki hikmetini, sanatını, işleyiş kudretini anlamaya çalışırız. Nahnu cealnehe onu biz yaptık. Tezkiraten bir öğüt ve meteen ve bir faydalanma lil mukvin. Çölden gelip geçenler için de bir meta yaptık, bir fayda yaptık. Fesebbih bismi rabbikel azim. Büyük Rabbinin ismini tesbih et. Yani bu kadar Allah yukarıda şeyler saydı, menfaatler saydı. Yani bunlar sadece burada sayılanlar, yani bir sürü var dünyamızda. Bunlardan dolayı diyor ki fesebbih, tesbih et. Allah'ı an, Rabbinin ismiyle, büyük Rabbinin, azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Rabbinin ismi nedir burada? Onun ismi Allah'tır. Mesela El-Azim de Allah'ın isimlerindendir. Ama bu Allah'ın güzel isimleri içerisindedir. Ama Allah'ın kendi ismi nedir? Allah olarak ismen vardır. Yani zat-ı ismi. Fela uksimu bi mevaki'in nucum. Yıldızlar, nucum, necim kelimesinin çoğuludur. Nucum, yıldızlar demek. Yıldızların mevaki'i, mevkileri, yıldızların mevkilerine kasem olsun. Fela uksimu bir kasem kalıp şeklindedir. Fela uksimu kalıp şeklinde kasem etme demektir. Nücum da yıldızlar demektir. Yıldızların yerlerine yemin olsun. Şimdi bu yıldızların mevkilerine yemin olsun ne demek oluyor? Şimdi bilim adamları diyorlar ki yıldızlar patladığı zaman, miadını doldurduğu zaman patlıyorlar. Onlar yerlerini kara delik denilen bir şeye bırakıyorlar. O kara delikte her şeyi yutuyormuş. Dolayısıyla bu, o yüzden de burada geçen yıldızların yerlerine yemin edilmesi demek ki bunların mevkilerinde, yerlerinde bir takım özellikler olduğunu gösteriyor. İşte bilim adamları da oradan o bilgiyi veriyorlar. Ve innahu şüphesiz o lekasamun bir kasemdir ki lev ta'lemune azim. Bilmiş olsanız büyüktür. Yani büyük bir yeminmiş. İşte bunu da mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde böyle bir bilginin bilinmesi, yıldızların mevkilerinde kara deliklerin oluşacağı bilgisinin olması elbette ki mümkün değil. Yani daha günümüzde yeni yeni yıldızların mevkilerinde işte kara delikler oluştuğunu söylüyorlar. Özellikle NASA, TÜBİTAK dergileri bunlar da yazıyor bu tip bilgiler.
İşte bu da büyük bir yemindir. Şimdi burada da bu büyük yemini Azaba neden yapıyor? Şimdi bir de bu var. Bunun şimdi bir de perde arkasına bakalım. Fela uksumu bi mevaki'in nucum. Yıldızların yerlerine, mevkilerine kasem olsun. Ve innehu le kasemun le ta'lemune azim. Şüphesiz o öyle bir kasemdir ki bilmiş olsanız ta'lemune azimdir. Büyük bir yemindir. Niye büyük bir yemindir? Sebebi nedir? İnnehu şüphesiz o le Kur'an'un Kerim. Şüphesiz o Kur'an'ın Kerim'dir. Yani o yüzden Allah o yıldızların mevkilerine neden yemin ediyor? Bu Kur'an-ı Kerim'in gerçek bir Kur'an-ı Kerim olduğunu bildirmek için. Şüphesiz o Kur'an-ı Kerim'dir. Fi kitabin meknundur. Fi kitabi meknun. Meknun saklı, kitap da kitap, fi de içinde. Saklı kitabın içindedir. İnnehu şüphesiz o le Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'dir. Fi kitabin meknun, saklı kitabın içindedir. Bu saklı kitaptan ne anlamamız gerekiyor? Bu kitab-ı meknun saklı, muhafaza altında olan bir kitap var. Korunan bir kitap var. Korunan bir kitap var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de o kitabın içindedir. Hangi kitap olur o zaman o? O Allah katında bir esneme tuttum yani de. Allah katında Levh-i Mahfuz adı verilen bir kitap vardır. Levh-i Mahfuz. O kitap kitabın mecnun olan kitaptır. Levh-i Mahfuz eşittir kitabı mecnun. Saklı kitap. Orada da ne diyor? Levh-i Mahfuz. Mahfuz olan levhalar. Mesela Hazreti Musa'ya levhalar verdik diyor ya levhalar. Onlar da verdiği kitaptır aslında. Yani kitap aynı zamanda levha olarak da geçiyor. Dolayısıyla saklı kitabın içinde olan bu Kur'an-ı Kerim Allah katında olan Levh-i Mahfuz adını da verdiği, Burut 22'de de yazıyor. Levh-i Mahfuz ismini verdiği bir kitaptır ki içinde Kur'an-ı Kerim vardır ve o Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Cebrail aleyhisselam ondan Peygamber Efendimiz'e vahiyleri alıyor, Peygamberimizin kalbine bırakıyor. Yemessuhu ona dokunamaz. Buradaki hu zamiri nereye gider? Kitab-ı meknun yani saklı kitap. Allah katında bulunan saklı kitap. Ona dokunamaz. La yemessuhu ona dokunamaz. İllel mutahherun. Ancak mütahhir olanlar dokunabilir. Temiz olanlar, arındırılmış olanlar. Yani melekler, melekler o kitaba, o Allah'ın katında bulunan kitabı mecnuna dokunabilirler. Zaten Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın da oradan vahiy alabilmesi için o kitaba müracaat etmesi lazım. İşte Cebrail Aleyhisselam da arındırılmış olduğundan dolayı, mütahhir olduğundan dolayı da onları bildirmek için ve diğer mütahhir onu koruyan melekler de ona dokunan melekler. Mesela Cebrail Aleyhisselam gidiyor o meleklerden alıyor. Onu muhafaza altına alan meleklerden, onu koruyan meleklerden. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki bu şu anki elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim'den bahsetmiyor. Allah'ın katındaki Kur'an-ı Kerim'in de onun içinde olduğu Levh-i Mahfuz'dan bahsediyor. Ona la yemessuhu dokunulmaz illel mutahherun
mutahhir olanlar, arındırılmış olanlar ancak dokunabilir. Tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. İndiren kimdir? Cebrail aleyhisselam. Nereden indirilmiştir? Kitab-ı Mecnun'dan indirmiştir. İşte Efe bihezel hadisi, bu hadis mi, yani bu olay mı, entum muthinun, siz onu küçümsüyorsunuz. Yani bu Kur'an-ı Kerim o kitabı Mecnun'un içindedir. Cebrail aleyhisselam ondan o vahiyleri alıp Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama getirip kalbine bırakıyor. Ve siz mi bu Kur'an-ı Kerim'i küçümsüyorsunuz? Oysa ki Allah bu Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü, yüceliğini bildirmek için daha başlarken kasem ile yıldızların yerine yemin ediyor. Eğer bilmiş olsanız çok büyük bir yemindir diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini bildirmek için. O bir koruma altındadır. Bir saklı kitabın içindedir. Koruma altındadır. Ona müsaade edilen meleklerden başkası maalesef dokunamaz. O çünkü koruma altındadır. Diğer melekler, koruyucu melekler onu korumaktadırlar. Kimlerden koruyor? Şeytanlardan, cinlerden. Çünkü aynı zamanda konuyu açıyor. Mesela semada cinlerin oturak yerleri varmış. Cin suresinde geçiyor. Bunlar melekler içerisinde bir takım konuşmalar oluyor. Onları dinliyorlar. Onları dinliyorlar ki acaba Rableri bunlar dünyada yaşayanlar için hayır mı dilemiş, şer mi dilemiş? İşte o melekler o konuşmaları nereden alıyorlar? İşte saklı kitabın içinde yazdığı için ona müracaat eden melekler orada yazılanları aralarında konuşuyorlar. Konuşurken bu cinler gidip onları dinlemeye çalışıyorlar. İşte o dinlemeye önceden dinliyorlarmış ama. Demek ki bu insanlar yaratılmadan önce mi dinliyorlarmış? İlk yaratıldığında mı dinliyorlarmış? Onlara bir müsaade varmış. Sonradan artık müsaade edilmiyor. Kim oraya dinlemeye çıkarsa onlara yakıcı azap verilmektedir. Hatta oradan bir söz kapan kimse olursa onu bir şihab takip etmektedir. Tarık suresinde geçiyor ya, en-necmu sakıp, delip geçen yıldızdır. İşte o delip geçen yıldız şihabun sakıp şeklinde başka bir surenin başka bir ayetinde de geçiyor eş anlamlı olarak. O da delip geçen bir şihaptır. O da yıldız parçasıdır. Bir alev parçasıdır diyor. Yani ikisi de iki manada neyi gösteriyor? Bir cin eğer gidip oradan bir söz kaparsa meleklerin dinlemesi, meleklerin konuşmasından onu yok edecek bir ateş parçası onu takip eder. Biz de gökyüzüne baktığımız zaman yıldız kayması olarak görüyoruz ya havada. Bazen geceleri bakıyoruz ki bir yıldız kaydı. İşte o yıldız kayması demek ki neymiş? Oraya çıkıp dinleme durumunda bulunan bir şeytanın mahvolması, ölmesi için ona gönderilen bir yıldız parçası. Ve tec'alune rızkaküm. Ve yapıyorsunuz siz rızkınızı ennekum, şüphesiz siz tükezzibun, yalanlayarak siz yalanlıyorsunuz. Yani sizin rızkınız yapılan, size yapılmış olan rızkınızı sizler yalanlıyorsunuz. Felevle ize belagatil hulkum. Hulkum nedir? Can boğaza dayanması.
Yani insan ölüm anında canın böyle gelip boğaza dayanması, hulkumu manası o. Can boğaza belagda işte canın boğaza tam belag olması, yetişmesi, ulaşması. Artık ölmeye saliseler kalmış, saniyeler ya da dakikalar kalmış. Can boğaza dayandığı zaman felavla ve entum hayne izin tenzurun ve siz o zaman hayne izin o zaman tenzurun bakışıp durursunuz ve nahnu ve biz akrabu yakın oluruz ileyhi ona o ölecek olana biz yakın oluruz minkum sizden sizden demek ki daha yakın oluruz velakin ancak la tubsirun siz görmezsiniz. Şimdi melekler insanın ruhunu almaya geldiklerinde mesela ya bir döşekte, bir yatakta yatmakta olan bir hasta düşünün. Hastada ölüm anıdır. Melekler gelmiş onun ruhunu kabzedecekler. İşte can boğaza dayanıyor, ölecek artık. Böyle nefes alıp vermede güçlük çekiyor. Sizler işte üzerinde Kur'an okumaya başlıyorsunuz. Anlıyorsunuz ki bu ölecek. İşte o zaman diyor ki biz ona sizden akrabu olarak, yakınlık olarak daha yakınız. Fakat ve lakin la tubsirun. Sizler görmezsiniz. Neyi görmezsiniz? Sizler bizi görmezsiniz. Melekleri görmezsiniz o anda. Halbuki biz ona daha yakınız. Çünkü zaten onun ruhunu kabzeden meleklerdir. Felevla İn kuntum gayra medinin. Eğer ki siz cezalanmayacağınız mı onu mu söylüyorsunuz? Yani diyorsunuz ki felavla in kuntum gayra medinin. Cezalanma yok. O şekilde mi oluyorsunuz? Tercihuneha. Madem öyle düşünüyorsunuz, yani cezalanma yok şeklinde bir düşünceniz varsa, tercihuneha. Onu irca etsenize, in kuntum sadikin, doğru söyleyenlerden olmuşsanız, onu geriye çevirsenize, yani o ruh mesela melekler tarafından kabz edildi, alındı, gidildi ya, hadi onu geri getirip tekrar o bedene soksanıza, eğer doğru söyleyenlerden iseniz. Fe emme in kâne minel mukarrabîn. Ve ancak ki bu ölen kişi mukarrabinlerden ise olmuşsa yakınlık olarak hani es-sâbıkûne sâbıkûn dedik ya üçüncü grup. Onlara da mukarrabin demişti Allah. İşte o ölen el-mukarrabinden ise yani Allah'a yaklaştırılanlardan birisi ise ferahun ve rahatlık içinde ve reyhanun ve cennetun naim ve bir reyhan içerisinde yani bir koku bir güzellik içerisinde onun canı alınır ve cennetun naim ve naim cenneti onlara mahsus olarak veriliyor ve emme inkâne min ashabil yemin. İşte o ölen kişi ashabil yeminden ise eğer bu ashabil yemin de bildiğiniz gibi kötü değil, iyidir, iyi insanlar. Fesselamun leke. Sana selam olsun min ashabil yemin. Ashabil yeminden sana selam olsun. Bunu da melekler söylüyor ona. Ve emme İn kâne minel mükezzibîn allâllîn eğer dalaletli ve yalancılardan birisi olmuşsa bu ölen kişi fenuzulun min hamim işte hamimden kaynamış sudan konaklanacaktır. Artık yani yeri cehennemdir.
kaynamış suda konaklık yapılacaktır, ona ağırlanacaktır. Ve tasliyetu ve sürüklenecektir cahim. Cehennemin içerisinde sürüklenecektir. Cahim dediği cehennemin bir çeşidi. İnne heze lehuve hakkul yakin. Şüphesiz bu lehuve o hakkul yakindir. Yani artık hakkul yakından daha yakın bir yakınlık yoktur. Çünkü üç çeşit yakınlık vardır. İlmel yakın, aynel yakın, bir de hakkal yakın. İlmel yakın ilim ile bir şey bilmek, aynel yakın göz ile bir şeyin bilgisine ulaşmak, hakkal yakın da onu yaşayarak onu hissetmek. İşte bu da hakkal yakın o değil midir? Fesebbih bismi rabbikel azim. İşte azim olan Rabbinin ismiyle tesbih et. Yani Allah ismi ile, Allah'ın kendine has olan zati olan ismi ile, Allah ismiyle Allah'ı tesbih et. Nasıl tesbih ediyoruz? Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Bu da bizim yaptığımız tesbih çeşitlerindendir. Sübhane rabbiyel ala, sübhane rabbiyel ala, sübhane rabbiyel azim, sübhane rabbiyel ala. Namazlarda da hani rükuda, secdede de bunları söylüyoruz ya. Allah'ın ismini yüceltmek için Allahu Ekber. Bu şekilde namazlarımızı da kılarken, ha bunlar namazların içerisinde dediğimiz ama namazın dışında da Allah'ı tesbih etmemiz Allah tarafından bizden isteniyor. Dolayısıyla günlük Allah'ı ne kadar çok tesbih edersek, ne kadar çok Allah'ı anarsak o kadar çok bizim faydamızadır. Canlı yayınımız burada sona ermiştir. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalınız.